Carlos suikasti davasının ikinci gününde terörist Mevlüt Mert Altıntaş'a vur talimatını ileten Şahin Söğüt az önce hakim karşısına çıktı ve davanın en önemli isimlerinden birisi olan Söğüt hakim karşısında ifade verdi. Söğüt'ün ifadesinde çok önemli başlıklar vardı. Hemen aktaralım o başlıklar nelerdi diye sorarsanız. İlk olarak Şahin Söğüt FETÖ üyeliğini ve FETÖ mensupluğunu tamamen reddetti. Suikastle alakalı talimatı verdiğim yönünde iddianamede yer alan bilgiler tamamen gerçeği yansıtmamaktadır diye dile getirdi ifadesinde kendisini. Aynı zamanda terörist Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ ile olan bağlantısının da iddianamede belirsiz bir şekilde yer aldığını söyledi ve bu belirsizliğin ortadan kaldırılması gerektiğini dile getirdi Şahin Söğüt. Bir diğer önemli noktaysa Şahin Söğüt'le tetikçi Mevlüt Mert Altıntaş'ın cep telefonu sinyallerinin aynı yerden, aynı baz istasyonundan aldığı bilgisi. Bildiğiniz gibi bu bilgi iddianamede de yer alıyordu. Şahin Söğüt bu konuda da ifadesinde cep telefonu sinyallerinin aynı baz istasyonundan alması bir şey ifade etmez sözlerini kullandı. Aynı zamanda tetikçi Mevlüt Mert Altıntaş'ın kendi evine çok yakın bir yerde her hafta arkadaşlarıyla beraber toplandığı bilgisini dile getirdi ve bu durumda Şahin Söğüt'le yani kendi cep telefonuyla Mevlüt Mert Altıntaş'ın cep telefonlarının aynı yerden sinyal almasının çok doğal olduğunu iddia etti Şahin Söğüt. Evet, bir diğer önemli nokta tabii ki ele geçirilen bir SD kart var. Bu SD kart işi incelemesinde de terörist Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ üyeliğinden çıkartıldığı yönünde bulgular olduğunu söyledi. Tabii ki bu bulguların da aynı zamanda iddianamede yer aldığını dile getirdi. İddianamedeki ilişkilere dikkat çekti sanık Şahin Söğüt. Evet, Carlos suikasti davasında ikinci günde ifadeler alınmaya devam edildi ve en önemli isimlerden, davanın en önemli isimlerinden Şahin Söğüt az önce hakim karşısına çıkarak ifade verdi. İfadesinde terör örgütü üyeliğini kabul etmedi. Baz istasyonu verilerinin, operatör verilerinin gerçeği yansıtmayacağını dile getirdi. Carlos suikasti davasında önümüzdeki dakikalarda ifade alınmasına nokta konulacak ve yarın itibariyle Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada sanıkların ifadesi alınmaya devam edilecek diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Kaan Yakupan. Evet, Mustafa Daş'tan Karlov suikastı davası ikinci gününden önemli notları bize aktardı.